Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere görselde de gördüğünüz sulu köfte tarifi vereceğim. Biz ayrıca sulu köfteye Topalak ismini de veriyoruz. Kayınvalidemin tarifini sizlerle paylaşacağım. Ortasına güzelce sarımsaklı yoğurdu döktüm ve tam son halini sizlerle paylaşıyorum. Lezzetine doyamayacağınıza garanti veriyorum. Ve sözü uzatmadan tarifime geçiyorum. Tarifim için gerekli olan malzemeler 400 gram dana kıyma, 2 adet patates, 1 adet büyük boy soğan, 1 adet yumurta, baharatlarım var. Tepeleme 2 yemek kaşığı un, 4-5 dal ince ince kıydığım maydanoz, 1 çay bardağı ince bulgur, köftelik bulgur diyebilirim ve tuz kullanacağım. Malzemelerimi hazırlamaya başlıyorum. Patatesimi küp küp doğrayacağım. Patatesim hazır. Bir kenara alıyorum. İnce ince kıydığım soğanları yoğuracağım kabımın içerisine. Etimle birlikte alıyorum. İsterseniz soğanları rendeleyebilirsiniz. Fakat doğradığınız zaman bir tık daha lezzetli oluyor. Maydanozumu da ekledim. Bulgurumu ekliyorum. Unumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı. Bir adet yumurtayı da kırıyorum. Ve baharatlarım pul biber, karabiber, kırmızı toz biber ve kimyon ekliyorum. Tuzunu da ekledikten sonra yoğurmaya başlayacağım. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca desteklerinizi bekliyorum. Buraya kadar izleyenler de ufacık da olsa bir yorum bırakırlarsa çok sevinirim. Her zaman söylüyorum, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepsini elimden geldiğince tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Köftemin yoğurulma aşaması bitti. Birazdan minik minik köfteler yapacağım. Tuğçe de bana yardım edecek. Bir kaseye un almıştım daha önceden. Küçük küçük yapacağım köftelerimi koyacağım kabın üzerine bolca unluyorum. Eğer elinize yapışma yaparsa elinizi unlayabilirsiniz ama yapışma yapmayacaktır. O yüzden çok fazla un kullanmanıza gerek yok. Tuğçe ile beraber köftelerimizi yapıyoruz. Fındık büyüklüğünde köftelerim hazır ve aralarına biraz un serptim yapışmamaları için. Şimdi ocağa tenceremi alıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yaklaşık 60 milim diyebilirim. Sıvı yağını ekledikten sonra daha önce doğramış olduğum küp küp patateslerimi ekliyorum ve kızartmaya başlıyorum. Patateslerim gördüğünüz bu aşamaya geldiğinde içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekleyeceğim ve salçayı 2 dakika kavuracağım. Salçam kavrulduktan sonra üzerine 1 litre sıcak su ekliyorum. Suyumuz kaynamaya başladığında tuzunu ekliyorum. Ve kaynayan suyunun içerisine köftelerimi atmaya başlayacağım.
Köftelerimi yavaş yavaş ekliyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum. Eğer yemeğinizin suyu az gelirse daha sonra üzerine yine kaynar su ekleyebilirsiniz. Kontrollü bir şekilde. Bu köfteyi birkaç gün öncesinden yapıp buzluğa atarsanız misafiriniz geleceğinde çıkarıp çabucak da yapabilirsiniz. Ve yemeğim pişti. Lezzetine doyamayacağınız harika bir sulu köfte tarifi. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bana atın. Her olumlu geri dönüş inanın beni çok mutlu ediyor. Yemeğimi servis tabağına alacağım. Ve sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim. Yine güzel bir tarifin sonuna geldik. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.